Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yeni yılın ilk gününden herkese selamlar. Bugün yeni yılın ilk alışverişini yapacağız inşallah. Hayırlısıyla açılış yapalım dedik. Teşekkür ederim canım, senin de. Bu sırada da market fiyatlarını çok merak ediyorum. Doğalgaza, elektriğe şimdiden zam geldi. Bakalım başka nelere zam gelmiş, onları da araştıracağız. Ve her zamanki gibi sizlere de çekim yapacağım. O zaman markette görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda şoka geldim. Hemen bakalım. Çekirdek aslında indirimde diye görünüyordu ama bakın burada indirimde değil. Ay vallahi hiçbir şey bulamadım. Yani indirimde gözüken şeyler bile indirimde değildi. Ya da daha cana yerleştirmemişler, bilemiyorum. Şimdi bakalım market dolaşacağız. Şurada balonları görünce ne açılmış merak ettim. Size de bu arada çekeyim bakalım. Balonların renkleri de sarı sarı. Şey, yatak takımları satılıyor herhalde. Tam içeriye görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Arkadaşlar şu anda Niktaş'tayım. Şöyle sebze fiyatlarına bir bakalım dedik. Anam her şeyin fiyatı aldı. Bak, biberin fiyatı 14.95. Ama şampiyon patlıcanda. Nar. Şey yapmadım. Evet, şampiyonu gördüğünüz patlıcanda. Aa, bu dağcada hiçbir şey almadık biliyor musunuz? Herhalde bimi bekliyoruz biz. Ay. Ama bakın, Çaykur'un çayı 35.75. Bu diğer market, evet, diğer marketlere göre daha ucuz. Bir de yukarıki Niknaş'ta da yumurtada indirim vardı. Bakalım burada var mı? Eğer orada hala devam ediyorsa, anam burada yumurta da yok. Şuradan bakayım. Beyaz yumurtada vardı indirim. Bu 15 lira 26.90. Yukarıki Niktaş'a gidelim biz en iyisini. Ama inşallah orada da indirim bitmemiştir. He mi? Bayağı. Burada çok pahalı. Ve 15 lirası 26. Biz 29.90 almıştık 30'lusunu. Ay anacım, hiçbir şey almadık ya kız. Her şey pahalı. Şimdi BİM'e gideceğiz bakalım. Ay patlıcanı girelim. 101'e de girelim. Ay patlıcanın fiyatını gördünüz değil mi? Anam 20 liraya ulaşacak neredeyse. Şaka gibi. Yeni yılın ilk gününde hiç mutlu olmadım şahsen. 101'deyim. Çayın fiyatı. İşte çay ihtiyacı olanlar bence Niktaş'a. Söylemeyeyim de, yoksa burada da çekim yaptırmazlar. Kız ayol, yeni yılın ilk gününde hiç mutlu olmadım ya. Bu ne fiyatlar böyle? Arkadaşlar şu anda Yücelen'deyim ve hemen dikkatimi çeken bir şey gördüm. Şu. Sizce de güzel değil mi? Bence güzel. Anneme yine kalın pijama alacağız. Bakalım. Şöyle de bir bakalım. Yine aynı modelin aynı rengini alacağız. Bakalım. Çok sıcak tutuyor. Güzel değil mi? Aynen. Renk hiç önemli değil. Sıcak tutsun da. İşte bak. Arkadaşlar bunu alacağız. Fiyatı da 100 TL. Şu şekilde. Evet, şimdi bunun fiyatını öğreneceğiz. 100 lira. Bu da mı 100 lira? Ha.
Bayağı şey mi? Yarılıcı gömleklerinde 125. 125. Şunlar da 125. Bakın. Bakın bu da, bunun da fiyatı 100 TL'ymiş. Ama işte karar veremedim. Şu birazcık hoşuma gitti. Asam mı almasam mı şey yapamadım. Aslında ben bunu bir üzerimde göreyim. Bu da daha güzelmiş ya. Bu da ne kadarmış? Ay 95. Bu da daha iyi. Ama şunları yıkanırsa. Evet. Bir tane de yeşili var. Bunun da fiyatı 95 TL. Sizce alayım mı almayayım mı bilemedim. Hep mavi mavi alıyoruz ama bu sefer de yeşil mi alsam ne yapsam? Bu da kaz ayağı şeklinde bir ceket tarzı gömlek. Bunun fiyatı da 100 TL peşin fiyatına. Evet arkadaşlar görüyorsunuz üzerimde. O kadar bol oldu ki bir tarafı. Bunun da bir tarafı değil mi? Şey yapamadım. Bakın. Kolar boy kısa ya bir türlü olmuyor yani. Bir de mavisini deneyeyim. Bir de bir tarafı uzun bir tarafı kısa mı? Benim üstümde mi öyle duruyor? Anlamadım. Arkadaşlar bir de bunu denedim. Bu biraz daha ötekine bakarak güzel oldu. Ama sanki biraz daha böyle şey gibi kolları. Bilemedim. Sizce alsam mı almasam mı karar veremedim. Bakın. Size şöyle bir şey göstereyim. Fiyatı 75 TL. Bayağı uygun fiyat. Bakın şu da güzel. Mickey Mouse mu? Ayol. Hiçbiri içime sinmedi. O yüzden de almadım. Sadece anneme eşortman altı aldım. Onu da evde gösteririm zaten. Ay. İki, bir şey deneyeyim dedim. Yoruldum vallahi. Hadiseye de götürsem acaba diyeceğim ama girmeyeyim en iyisini. Şuradaki sosyete pazarına girelim. Belki orada indirimli şeyler bulabiliriz. Evet arkadaşlar her zamanki gibi ben Gülerbim'e geldim. Hemen size fiyatları göstereyim. Muz 7 lira 40 kuruşa düşmüş. O yüzden birazcık muz alacağım. Başka kestane 30 TL'ye düşmüş. Portakal 3 lira 90 kuruş. Sıkmalık portakal da 3 lira 90. Bu ne? Bu normal portakal yani. Neyse bir bakalım da alalım. Ayol saçlardan göremiyorum ki. Armut alacağım. Armutun kilosu 5,5 TL. Buyurun buyurun geçin siz. Geçiyor. Bir şey olmadı değil mi? Geç geç. Tamam bak. Evet kameraya görükmek istemeyenler olduğu için arada bir kesiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Eve gidince kesersin. Aynen öyle. Armut'un fiyatını söylemiş miydi? 5,5 Evet hemen Saralle'de 9.90'a düşmüş. Hala devam ediyor. Şekerin fiyatı falan aynı herhalde. Arabayı dediğim gibi şeyin kenarına bırak da rahat hareket ederim anne. Evet yağda yine 109 TL. Bakın. Baya baya var. Bitmemiş yani. Çekirdekte indirim vardı. Bir ona bakalım. Görebilirsen tabii ben kör. Mavi çekirdek var mı acaba? En arkada. Ben bunun mavi çekirdeğini alacağım. 3 tane de mavi çekirdek aldım. Zor topuzum. Bakın bunun fiyatı yeniden düşmüş ama ben indirimde 3.90 almıştım. Şu andaki indirimdeki fiyatı 4 lira 90 kuruş. Evet meyvelerimizi de aldık. Ay. Ne? Bakalım hemen. Kestanede de indirim var. Hemen birazcık da kestane alacağım. Annem hemen arpacık soğanı gördü ve
bir tane de arpacık soğan alacağız. Bak bu iyi gibi. O. Hangisini alalım? Bunu alalım. Şöyle çık bakalım. Evet, hoşumuza gitti. Evet, çok hoşumuza akşam gitti. Fiyatını da gösterelim. Tamam, 29.90. Kivinin paketi de 2,5 TL'ye düşmüş. Şöyle üçlü üçlü iki tane aldık. Aa, orada o kadar uğraştım, burada da varmış. Domates 3.90'a düşmüş. Ne kadar var? Ne diyor bu? Domates şundan mı? 4.40'a düşmüş. Patlıcan. Buradaki portakal 2.90. Niye oradaki öyleydi? Hoş, bunlar sıkma portakal mı? Ben anlamıyorum. Sıkmalık portakal 3.90. Fiyatını da göstereyim. 70 TL. Biz ne kadar almıştık? Soğan da alalım o zaman. Soğan da ne kadar? 1,5 TL. Birazcık da soğan alalım. Ay, şaka gibi. Neredeyse arabanın altında esinecektim ayol. Bindiz meyvede bayağı bir indirim vardı. Aldık bayağı bir. Bazı şeylerde de gerçekten indirim vardı. Ama tabii böyle dört temellerde indirim fazla yoktu. Sebzelerde falan da öyle fazla indirim yoktu. Ama en azından meyvede indirim vardı. Aldık birazcık. Eve gidince zaten aldıklarımı gösteririm. Portakal da fiyatı 3.90 TL'ydi ama kasadan 2 lira 90 kuruşa geçmiş kilosunu. Onu da hemen söyleyeyim. Zaten eve gidince fişimi de göstereceğim. Şimdi de bankada bir işim var. Bankaya gideceğim oradan. Şimdi de Saat Kulesi'nin oradaki Niktaş'tayım. Burada portakal 4.95, yerli muz 8.95. Şimdi buradan et alacağım. Bakalım. Dur. Bakın. 19 TL'ymiş patlıcanın fiyatı. Yumurtadaki indirim de kalmamış herhalde. Şansımıza gidelim. Direkt et alalım. Kuzu kuşbaşı alacaktım. Kuzu kolun kilosu da 92.95. Kuşbaşı yaptıracağız. Bakalım. Böyle hazır doğranmış olandan aldık. Bir de yapılıyor. Bir de şöyle tuzlu kurabiye aldım. Fiyatı da 10.95'ti. Bir deneyeceğiz bakalım. İnşallah güzeldir. Evet arkadaşlar, sonunda eve gelebildik. Birazcık da dinlendik. Hemen önce fişlerimi göstereyim size. Şu günden aldıklarımın toplam fiyatı nerede? 95 lira 68 kuruşluktu. Burada da portakal orada 3.90 demiştim herhalde. 2.90'a geçmiş. Buna şaşırdım. Daha sonra Niktaş'tan da aldıklarım 153 lira 59 kuruş tuttu. Orada kurabiye 10.95 yazıyordu. Bakın 9.75'e geçmiş. Böyle şeyler de yapıyorlar yani. Kimi fazla gösteriyorlar. Kimi zaman da az gösteriyorlar. Hemen aldıklarımı göstereyim. Şöyle çöp torbası aldım. Arpacık soğan aldım. Bu tuzlu kurabiyeden aldım. Bir de bunu denemek için aldım. Meksikan sos. Ondan sonra kestane aldım. Kestane, bu da ucuzdu. İndirime girmişti. Hemen aldım. Şöyle armut aldım. Kilosu 5,5 TL'ydi. Soğan aldım. Kilosu 1,5 TL'ydi. Portakal orada 3.90 yazıyordu ama 2.90'a geçti kilosu. Çekirdek indirime girmiş. 4,5 TL'ydi. Kivinin paketi 2,5 TL'ydi.
2 tane su aldım. Muz 7 küsürdü. Tam hatırlamıyorum. Zaten söylemiştim. Ondan sonra Niktaş'tan şöyle kuzu kol aldım. Bu da 113 lira 77 kuruş tutmuş. Bir de böyle hazır paketlenmiş olandan aldım. Bu da 30 lira 07 kuruş. Başka ne almışım? Başka da bir şey almamışım herhalde. Ayol annemin eşofman altını göstermeyi unutmuşum ya kız. Hemen bunu da göstereyim. Bu da orada 100 TL demişti Zehra abla ama kasadan 90 liraya geçti. Hemen içerisini de şöyle göstermeye çalışayım. Bu şekilde yünlü istiyordu. Yünlü aldı. Yine aynı şekilde almışım herhalde. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.